Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bugün 5 Mayıs tutulmasından bahsediyor olacağız. Bu tutulma bütün Mayıs ayında etkili olacağı için genel anlamda hayatımızdaki önemli olayları gösterecek diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu tutulma aslında geçen seneden beri devam eden tutulma serisinin de artık sondan bir önceki tutulması. Yani son bir yıldır ne konuda emek veriyorsak bu Akrep tutulmasında sonuçlarını alacağımızı söyleyebiliriz. Burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelirsek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu tutulma sizin para eviniz olacak. Parasal anlamda yatırımlar, krediler, vergilerle ilgili konularda sonuçlar alabilirsiniz. Ama bu konularla ilgili zorlanmaları da getirebilir. Bu kişisel haritalara göre değişir. Size tavsiyem şu: gökyüzünde aynı anlarda Venüs-Neptün karesi etkili olacak. Arkadaşlarla ilgili de bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklara bakın, olumlu olan ona odaklanın derim ben. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu tutulma 1-7 hattını çalıştıracak. İlişkilerle ilgili karar verme zamanı olarak düşünebilirsiniz. İlişkisi olanlar tamam mı, devam mı diyecekler. Devam diyenler belki bir sonraki adıma geçecekler. Yalnız olanlar içinse yalnızlığı bitirecek tutulma olabilir. Elinizi çabuk tutun derim. Bu tutulma serisi artık bitmek üzere. Sizin ise parasal konularda birazcık daha algılarınızı açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü aldanmaya açık olacağınız bir dönem. Borç alıp verme işlerine çok girmemenizi tavsiye ederim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu tutulma sizin günlük iş hayatınızı, rutinlerinizi, hayatınızdaki size yardımcı olan insanları gösteriyor olacak. Ne demek bu? Belki bir yardımcının artık sizinle çalışmayacağınızı öğrenmek olabilir. Çok güvendiğiniz birinin artık sizden ayrılmak istediğini öğrenebilirsiniz. Ya da bu tutulma size uzun zamandır emek verdiğiniz işler varsa bunlarla ilgili sonuçlar getirebilir. Tavsiyem şu: sağlığa dikkat edin. Biraz yorgun hissedebilirsiniz bugünlerde. Kariyer konusunda adım atmadan önce de bütün koşulların size açıklandığına emin olun. Sonra karar verin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu tutulma 11-5 hattını çalıştıracak. Aşk ve ilişkiler konusunda etkilenen bir diğer burçta siz olacaksınız. Yalnız olanlar için yalnızlığı bitirebilir. İlişkisi olanlar için ilişkiyle ilgili bir karar verdirebilir. Bugünlerde belki retro, o yüzden ilişkiyle ilgili karar vermeden önce bir retronun bitmesini bekleyin derim ben, 15 Mayıs sonrasını yani. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu tutulma sizin hanenizde gerçekleşecek. Yani ev almak, ev satmak, taşınmak, aileyle ilgili kararlar vermek mümkün olabilir. Gayrimenkul yatırımları da yapabilirsiniz ya da yaptığınız yatırımların sonuçlarını alabilirsiniz. Ama gökyüzünde o günlerde Venüs-Neptün karesi aktif olacak. Yapabiliyorsanız çok riskli yatırımlara girmeyin. Daha bildiğiniz, daha temkinli yatırımların peşinde olun derim ben. Vergisel konularda da biraz canınız sıkılabilir. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu tutulma size yeni bir eğitim getirebilir. Eğitimin sonuçlandığını görebilirsiniz. Araba alım satımı için önünüze fırsatlar düşebilir ama karar vermeden önce 15 Mayıs'ı beklemenizi tavsiye ederim. İlişkiler ve ortaklıklar konusunda ise bugünlerde biraz hayal kırıklıklarına açıksınız. Yapabiliyorsanız önemli kararları biraz sis perdesinin dağılmasını bekledikten sonra yapınız. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu tutulma size parasal anlamda kararlar verdirecek. Yani yatırımlar yapabilirsiniz, iş teklifleri alabilirsiniz, gelirlerinizle ilgili kararlar verebilirsiniz. Size tavsiyem şu olacak: bugünlerde iş arkadaşları ile ilgili biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Dikkatli olun. Yine seyahatleriniz varsa bugünlerde bütün belgeleri birkaç kere kontrol etmenizi tavsiye ederim. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu tutulmadan en çok etkilenenlerden biri de siz olacaksınız. Hayatınızın geneline yansıyan kararlar verebilirsiniz. Yani bugünlerde geçmiş bir yıldır neye emek veriyorsanız onunla ilgili sonuçları alabilirsiniz. Sadece dış görünüşünüzle ilgili çok büyük kararlar vermemenizi tavsiye ederim. Ya da yapıyorsanız Merkür retro. O yüzden doğru anlattığınıza emin olmaya, doğru anlaşıldığınıza emin olmaya çalışınız. Aşk ve yatırım konusunda ise şunu tavsiye edeceğim: biraz hayal kırıklığı barındıran birkaç gün geçireceksiniz. O yüzden de yapabiliyorsanız önemli yatırım kararlarını ya da önemli ilişkisel kararları bu dönem vermeyin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu tutulma 6-12 hattını çalıştıracak. Yani arkanızdan çevrilen işler varsa, sizden gizlenen şeyler varsa bu tutulmayla öğrenebilirsiniz. Ruhen, kalben size iyi gelecek şeyler yapmanızı tavsiye ediyorum. Biraz kendinizi nadasa almak, biraz ruhunuzu, kalbinizi dinlemek iyi olacaktır. Ortaklıklar ve ilişkiler konusunda da hayal kırıklıkları açık olabilirsiniz. O yüzden yapabiliyorsanız bugünlerde ne ortaklığınızla ne ailenizle ilgili önemli kararlar vermeyin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu tutulma 5-11 hattını çalıştıracak. Bütün çevrenizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz ve bu yeni bir his değil aslında. Son bir yıldır yakın çevreniz, arkadaşlarınız, içinde bulunduğunuz gruplarla ilgili ilgili artık bir değişiklik istiyor gibi görünüyorsunuz. Bu tutulma buna vesile olabilir. Hayallerinizle ilgili verdiğiniz emeklerin de sonuçlarını alabilirsiniz. Bu günlerde yakın çevreden, iş arkadaşlarınızdan sizi hayal kırıklığına uğratacak insanlar olabilir. Gitmek isteyene yol verin ve yeni arkadaşlıklara kalbinizi açın derim ben. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar bu tutulma kariyer evinizde gerçekleşecek. Kariyerinizle ilgili son bir yıldır verdiğiniz emeklerin sonuçlarını alabilirsiniz. Yeni kariyer yolları çizebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Tek tavsiyem bunu yaparken çok büyük parasal risklere girmeden daha temkinli hareket etmeniz. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar bu tutulma 3-9 hattınızı çalıştıracak. Yurt dışı ile ilgili adımlarınız varsa sonuçlarını alabilirsiniz. Akademik anlamda adımlar attıysanız sonuçlarını da alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yaşam planlarınız varsa bugünlerde adım atabilirsiniz. Tek tavsiyem şu olacak: gökyüzündeki Venüs-Neptün karesinden dolayı aileniz veya da genel çevreniz bu konuda sizi çok desteklemezse de hayal kırıklığına uğramak yerine onları birazcık daha ikna etmeye odaklanmanız olur. Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bütün burçlardan ve yükselen burçlardan bahsettik. Dediğim gibi tavsiyem şu olacak, sonuç olarak toparlayacak olursak bu tutulma güzel şeylere vesile olacaktır ama en azından işte 6-7 Mayıs'a kadar çok büyük kararlar vermeden önce sis perdesinin biraz dağılmasını bekleyin derim ben. Umarım işinize yarar bir video olur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.